Bu haftanın önemli bir gündem başlığı daha var, emekliler. Emekli izleyicilerimiz sürekli olarak yolladıkları mesajlarda E-Devlet üzerinden artık yavaş yavaş zamlı maaşlarını gördüklerini ifade ediyorlar. Ve ne yazık ki gördükleri o zamlarda büyük bir hayal kırıklığını beraberinde getirmiş gibi gözüküyor. Zira hep konuştuk 10.500 lira mı olacak, 11.500 lira mı olacak, zam enflasyonla mı sadece 6 aylık enflasyon verisiyle mi sınırlı kalacak gibi pek çok soru gündemdeydi. Tam da öyle oldu. Öte yandan kulislerde konuşulan bazı bilgiler de var. Zira emekli zammının Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e takıldığı konuşuluyor kulislerde, Ankara kulislerinde. Bu da ilişkin ayrıntılara da bakacağız. Şimdi peki bu hafta neler olacak emekli maaşları başlığı altında? Onu da kısaca anlatmaya çalışalım. SSK ve Bağkur emeklileri maaşlarına yapılacak o düzenlemeyi bekliyor. En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma bu hafta ilk kabine toplantısında gündeme gelecek. Peki kabine toplantısı ne zaman yapılacak? O henüz belli değil. Hatırlayacaksınız, Türkiye İstatistik Kurumu'nun o tartışmalı verileri açıkladığı o düşük enflasyon oranlarına göre yapıldı emeklilerin zammı. Yani emeklilerin cebinden bir anlamda para alınmış oldu bu veriler sonrasında. Emekliler haliyle derdini anlatmaya çalışıyor. Hal böyle olunca asgari ücrete %49 zam gelince memur emeklilerine yapılan zam toplu sözleşme farkıyla farklı olunca, yani 49,25'lik bir zamdan bahsediyoruz memur emeklilerine yapılan zamda. Hal böyle olunca işçi ve memur emeklileri arasındaki fark da açılmış oldu. Makas da açılmış oldu. Şimdi işçi emeklileri, SGK ve Bağkur emeklileri bir düzenleme ve bu adaletsizliğin giderilmesini bekliyor. Bakalım buna ilişkin nasıl adımlar atılacak, ama biliyoruz ki bu hafta düzenlenecek ilk kabine toplantısında gündem terör olacak, şehitlerimiz olacak ve emekliler olacak. Emeklilere ilişkin olası zam senaryoları o toplantıda gündeme gelecek. Ne demişti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptığı açıklamada? Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz demişti. Emekliler enflasyonun altında ezilmeye devam ediyor. Bir yandan da işte takip edeceğimiz başlıklardan biri olacak. Şimdi iktidara çok yakın bir gazeteye bakalım. O ne diyor? Zira kulisleri, bilgileri oradan alıyoruz. Şimdi Türkiye Gazetesi gelecek ekranlarınıza, az önce ifade ettiğimiz gibi iktidara yakın bir gazete, ve diyor ki emekli mecliste %50 beklentisi yükseldi deniyor haberin üst başlığında. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş zamlarının iyileştirilmesi kabinenin ardından meclise sevk edilecek deniyor haberin başlığında. Şimdi ayrıntıları okumaya devam edelim Türkiye Gazetesi'nden. Diyor ki Türkiye, memur emeklisine yapılan %50 zammın ardından %37,5 zam alacak olan SSK ve Bağkur emeklisine iyileştirme müjdesi geliyor. Beklentiler üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda çalışmalara başlayan Çalışma ve Hazine Bakanlıkları, SSK ve Bağkur'luya yapılacak iyileştirme için hazırlıklarını tamamladı. Emeklilere yapılacak iyileştirme, 7.500 lira olan en düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik düzenleme ile birlikte kabinede ele alındıktan sonra meclise sevk edilecek. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler diyor ki kabineden gelecek değerlendirmeyi kanun teklifimize koyarız. Üçüncü haftada da netleştirmiş oluruz açıklamasını yapıyor. Ve işte bu beklenti bugün iktidara yakın bir gazetenin de ilk sayfasında bu başlıkla yer buluyor. %50 zam beklentisi. 7500 lira maaş alan emekliye %50 zam yapsanız ne yazar? Emeklilerin acaba kaybını karşılar mı? Elbette hayır. Sonuç yine derin bir hayal kırıklığı olacak, ama iktidar bunu seçim müjdesi olarak emeklilerin önüne koyacak. Bakalım emekliler ne diyecek? Ona da bakacağız. Şimdi gazetelerde buna ilişkin ayrıntılara bakmaya devam edelim. Hep sorulan soru şuydu: kaynak yok. İktidar cephesi bunu öne sürüyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de karşı çıktığı ifade ediliyordu, ama hatırlayacaksınız geçtiğimiz hafta içerisinde konuk ettik bu programda. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı